Mermi'nin enfes mutfağında günün menüsü. Pırasalı Arnavut böreği herkesi lezzete doyuracak. Havuçlu kremalı pasta ezber bozmaya geliyor. Lokum tadında tavuk yemeği tarifi. Mor lahana salatası salata sevenleri sevindirecek. Günlerce bayatlamayan kurabiye yapımı az sonra. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, mutfağımıza. Efendim bugün 200 bölüm. Dile kolay efendim, 200. bölümü inşallah atlatacağız sizlerle birlikte. Çok heyecanlıyız. Aynı o ilk gün çıktığımki heyecanı yaşıyorum. Her gün hazırlanırken o heyecanı yaşıyorum. Bugün ise bambaşka benim için. Bir şeylere emek veriyorsunuz ve o emeğin karşılığını aldığınızı görüyorsunuz. Ve gerçekten bu inanılmaz bir mutluluk. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. 200 bölümdür bizimle birlikte olduğunuz için. Her sabah bizimle birlikte kahvaltınızı yaptığınız için. Güne bizimle birlikte uyandığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman dualarım sizinle. Hep güzel dileklerimi önce sizin için, sonra tabii ki kendim için istiyorum. Hep ne diyorum? Rabbimden isterken bir diyorsam kendime, size 10 istiyorum. Çünkü böyledir. Mutluluk hani dua ettikçe, başkası için, tanımadığın için dua ettikçe zaten gerçekleşen bir şey. İnşallah çok güzel bir program olacak. 200. bölüm efendim. Ve bugünün konuğu tabii ki yakınlardan tanıyorsunuz dermişim, Melike Gül. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sabah biraz kavga ettik ama neyse, barışalım. Genel. bak 3 kere falan programa geldim. Her seferinde aynı muhabbet. Biraz kavga ettik ama. Niye kavga ediyoruz acaba? Acaba. Anneler hep doğru söyler. Ya sabahları biz genel olarak aile bireyleri olarak bir gergin oluyoruz. Elimi de belime koydum. Ha söyle, niye kavga ettik? Hadi bak, milyonların önünde anlat. Annem çok böyle mükemmeliyetçi bir insan. Özellikle çocuklarına geldiğinde mükemmeliyetçi bir insan oluyor biraz. İşte bir şey yapıyorum. Ay olmamış. Bir de çok açık sözlü. Hani hiç şey demiyor. Acaba kırılır mı, üzülür mü? Yok. Olmamış. Hani bu bir yerde güzel ama benim gibi birazcık hassas bir insana göre çok güzel değil. Ben de tabii sinirlendim. Neye sinirlendin? Neye sinirlendin küçük hanım? Sen sinirlenmeye hakkın yok. Benim dışımda kimse sinirlenemez evde. Efendim bugün Melike ile neler yapacağız? 200. bölüm dedik, sürprizlerimiz var. Harika bir program sizleri bekliyor. Full enerjiyle devam edeceğiz efendim. Mor lahana salatası yapacağız. Salatanın en güzel hali, gerçekten özel sosuyla birlikte buluşturacağız. Günlerce bayatlamayan bir kurabiye yapacağız. Kavanozlara dolduracaksınız. Misafir geldiğinde rahatlıkla ikram edeceksiniz. Tuzlu bir kurabiye olacak. Havuçlu kremalı bir pasta yapacağız. Yok böyle bir lezzet dedirtecek. Evdeki havuçları değerlendiriyoruz bugün. Lokum tadında bir tavuk yemeği yapacağız. Hiçbir şeyi önden pişirmeden efendim. Böyle ne derler? Buğulama yapar gibi fırında pişireceğiz. Efsane olacak. Ve tabii ki Melike bize pırasalı Arnavut böreği yapacak. Şu an bundan haberim oluyor. Evet. Neden? Ben pırasayı sevmiyorum. Anasına anne, bak kızını al derler, böyle bir şey var. Annem bize yani evde de iki kere üç kere hani pırasanın yemeği pişmiştir mutlaka hani. Pırasayı sevmiyorum demek istiyor. Hadi Melike'ciğim, iki tane kitap istemiştim ben, niye gelmedi benim kitaplarım kızlar? İki tane kitap istiyoruz bugüne. Özel. Evet özel. 200'ü geride bırakıyoruz. İyiyim tatlım, sen nasılsın? Tırnaklarını kesti. Evet. Her şeyini hazırladı. Konuyu... Saçını da toplayacak. Toplayacak onu da. Tokası yanında. Anlaşacağız. Gerçekten. Alim efendim. Teşekkür ederiz. Efendim. Bugün 200. bölüm ve dediğim gibi programın içerisinde çok güzel sürprizlerimiz olacak. Ve ekran başında bizi izleyen iki kıymetli izleyicimize Hani Yapamazdım kitabım imzalı olarak gidecek. İstediğimiz sadece birazdan vereceğimiz şifreleri takip ediyor olmanız efendim. Vallahi hiç böyle hamura da giresim yok bugün. Ne bileyim niye böyle oldu. Melike var diye. Şöyle alayım seni Melike'ciğim. Son gönderenin altına yorumlarınızı, arzularınızı, dileklerinizi yazabilirsiniz efendim. Biz sizden gelecek her yoruma açığız.
Şimdi pırasalı Arnavut böreği yapacağız. Özellikle uzun süredir bu tarif benden isteniyordu. Arnavutlar bir Arnavut böreği yapın Nermin Hanım diyordunuz. Ve evet, şu an hemen ekrana getireceğiz. Pırasalı Arnavut böreği hamuru için 1 yemek kaşığı sirke, 2 su bardağı ılık su, aldığı kadar un ve tuz. İç harcı için 1 kilo ince pırasa, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram beyaz peynir, pul biber, karabiber ve tuz. Hamurunu yağlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı. Üzerinde kullanmak için 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bu da tamamen üzerinin daha parlak ve güzel olmasını sağlayacak deyip ve geliyorum. Ellerimi tabii ki yıkıyorum. Sana, bana mı? Yok. Annene. Şöyle güzelce ellerimi bir yıkıyorum. Çekilecek bir şeye bak, nasıl kırılmış. Tut. Nazar. Nazar çıktı. Olsun. 200 milyon nazar. Bugün bir sürü şey koyduk, yerleştirdik. Ha, bu arada Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Şöyle dekorumuzu renklendirdiği için buradan. Cuma günü Yüksel Bey'le Serpil Hanım gitmiş. Serpil diyecektim. Gitmişler ve ne varsa almışlar. Teşekkür ederiz ve gerçekten çok güzel oldu. Burada da böyle bakın. Burayı göremezsiniz herhalde. Görüyor mu? Ha, görüyor karşı taraf. Bakın burada ekmekliklerimiz falan, böyle un kovalarımız. Yağdanlıklarımız fırının yanında. Aman Allah'ım, her şeyimiz şıkır şıkır. Senin haberin yok. Bir de bu renk aldım. Bir de ya, bu renge bayıldım efendim. Bronz zaten çok severiz. Aynen. Şöyle. Bir tencere setimiz de var. Madalyamı kaldırıyorum. Daha sen görmedin arkada neler var neler. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e. Evet. Gerçekten çok zarif. Zaten bunlara bayılıyordum. Ben evde kullanıyordum. Bunlar büyüklü, 1 kiloluk olanlar herhalde. Yeni çıkan. 600. 600 değil mi? Evet. Evet, o zaman bismillah diye. Şunu da söyleyeyim. Birinci bölümde de ben yanındaydım. Şimdi ikinci bölümde de benle çekiyorsun. Ya sen benim uğurumsun işte. Ben senin uğurunum. Uğurum, saçını topla istersen, börek yapacağız. Ay. Vallahi bak, karışmam diyemin kitlenir Melike Gül. Zaten şu kitlendi an... bir kere. Şu anda da bunun lafını yaptığımız için daha da çok üzecekler. Yok, yazmazlar artık. Artık yazmazlar. Söyledi ki topluyor kızım saçını ekran karşısında. Evet efendim. Kendime kameradan da bakayım. Şöyle çok hafif unu alıyorum. Ortasını şöyle bir açıyoruz. Verdim kapağını. Tuzumu ekliyorum. Şöyle güzelce. Yüksel Bey, uyuyor muyuz rejide? Ses yok. Hayret, ben olunca da susmaz aslında. Evet, şöyle güzelce suyunu yavaş yavaş ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle söyleyeyim, aynı boşnak böreğin hamuru gibidir aslında. Un, su ve tuz. Burada ekstra sadece sirke koymuş Serpil'cim. Sirke koyuyoruz. Sirke de bir böyle, ne derler, hafiften böyle kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Böyle güzel, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Hamur yoğurmasını seviyoruz. 200. bölüm dedik, sürprizler var dedik. Bakalım ekip bana neler hazırlamış, çok merak ediyorum. Birazdan paylaşacağız hepsini. Ben bu arada pırasaları soteleyeyim mi Nermin'e dersin? Olur, onları da minik minik çok böyle şişe kıyacağız. Soteleyecek misiniz ilk önce? Bana saçımı toplattın, tırnağımı kestirdin. Vallahi, artık beni de bir sok işe güce. Sokayım, sen de Serpil o zaman yardım et. Serpil, Melike sotelesi sen doğra istersen. Kollarımı da kıvırıyorum. Tamam. Duyurulur. Yemeğe hazırım. Nermin'in kızı mutfakta nasıl? Bence çok iyi. Hayır. Ben de evlenene kadar. Yüzün ortaya çıktı. Melike, saklama saçlarının onları. Güzel, elma gibi. Biz de öyle derlerdi. Ben soteleyeceğim, sen soteleyeceksin. Tamam. Yağ koyalım mı biraz? O da hazır. Bak, sağ taraftaki yağ alabilirsin. Açayım altına. Aynen, açıyorsun Melike'ciğim. Oo. Yerim seni. Ama yalnız yeni tencerelerimizde ilk... O değil bu. Yeni tencerelerimizde ilk defa Melike kullanıyor. Ay çok güzel o gerçekten. O zaman hayırlı şıkır şıkır olsun. Gözüküyor. Nice güzel yemekler yapın inşallah. İnşallah. Nice 200 bölümlere diyoruz nice. Efendim. Sizlerle ben ekran başındaki zaten. Kıymetli şeyde. İzleyicilerimizle. Paylaştığımda. Evet. İncecik doğruyorum. Değil aynen mi? İncecik böyle minik minik doğrayalım. İçerisine isterseniz kıyma ekleyebilirsiniz. Kıyma da inanılmaz lezzet veriyor.
Kesinlikle kıyma ekleyin. Kıyma ekleyin. Melike kıymalı seviyor çünkü. Ama bu da çok güzel oluyor. İçinde pırasa olduğunu anlamıyorsun. Anlamayacaksın. Evet, evet. Aynen öyle. Annem de zaten seni böyle yapıyor. Hayır, sen kaç defa yedin, hiç farkında değildin. Evet, işte yani düşün. Börekte hiç fark edilmiyor pırasa oldu. O yüzden rahatlıkla yapabilirsiniz. Çocuklar anlamıyor bile. Ve içerisine ekstradan peynir ilavesi yapacağız. O da çok güzel bir lezzet verecek. Aynen. Süper. Toparlayacak. Evet, hamurumuzu tuttuk. Birazcık daha yoğuruyoruz. İyice özleştiriyoruz. Bu şurada. Yağ şey oldu, kızdı. Evet. Altını biraz kısar mısın Melike? Sana yetişemem tutalım. Çünkü. Bir yandan da pırasalarımızı doğruyoruz. Efendim şimdi açmaya başlayacağız. Dolapta burada açılmış hamurlarımız var. Bakalım nasıl bir pırasalı börek yapacağız, çok merak ediyorum ben de. Şöyle hamurumuzu yoğurduktan sonra Melike şunu atar mısın? Şöyle kenara alacağım. Burada yağlamış olduğumuz pasta tabağı büyüklüğüne getirdiğimiz hamurlar var. Hemen onunla birlikte toparlayacağım. 10 tane, 10 tane. 1, 11, 11. Öyle mi? Fazla evet. Fazla çıkardınız. İyiymiş. Ben de ayarlayayım. Şöyle. Bana böyle büyük yuvarlak bir tepsi lazım. Büyük yuvarlak derken? Yani büyük bir tepsi olursa. O bizim şeyleri getiririm ben şimdi sana. Şimdi burada tereyağı ve yağ var. Bunun ikisini güzelce eritip. Bu şekilde biz bunları önceden hazırlamış bulunmaktayız. Mermerin üstüne aldım. Bunun özelliği zaten bakın dinlendikten sonra elle açıyor olmanız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip tepsi boyutuna kadar açacağız. İncecik açacağız. Yani hiçbir merdane oklava kullanmadan. Ne canım? Sana yetişeceğim dur. Olsun, ben böyle girdim artık. Sen evet. Biliyorsun her zamanki gibi. Melike rica etsem şunu boşaltır mısın tatlım sen tavana? Şöyle güzelce açmaya devam ediyoruz. Tepsiyi büyüteceğiz. Bunu yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar dinlendirirseniz çok iyi olur. Ilık bir ortam olması gerekiyor açabilmeniz için. Her katın eşit ayrılabilmesi için. Bir de çok yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Yumuşak bir hamurla daha rahat olacaktır. Bir yandan da pırasalarımız karıştırma işlemini çok sevmiyorum. Son geldim. Nasıl? Karıştırma işlemini çok sevmiyorum. Anlat Melike, hayat nasıl gidiyor? Üniversite nasıl gidiyor? Hayat güzel. Üniversite biraz zorluyor. Yani birazcık zorladığı alanlar var. Ya psikoloji okuyorum ama psikoloji dersini yapamıyorum. Buradan psikoloji öğretmenime duyurulur. Niye yapamıyorsun? Ya yapabiliyorum yani tabii ki de ama birazcık zor geliyor tabii. Sonuçta hani İngilizce okuduğum için hiç bilmediğim bir dil. Bu yüzden biraz zorluk çekiyorum gerçekten. Hani adapte olmakta falan ama Türkçe okusaydım da çok karışıklık olacak. Çünkü İngilizceden çevrilmiş her şey. Hani hası Türkçe değil zaten bu bilimin maalesef ki. O yüzden İngilizce okumam daha yararlı oldu. Evet. Ama tabii biraz zorlanıyorum. O da tuzu biberi yani hiçbir şey. Ne diyordun sen? Emek olmadan yemek olmaz. Ya ne diyordum ben? Emek olmadan yemek olmaz. Çok doğru. Sen bir tepsi alabilir miyim ben geldim canım? Geldim tatlım hemen. Hatta ilk sınavdan çıktım böyle geldim eve işte çok uykusuzum, uyudum, yoruldum falan. Annem şey yaptı, geldi yanıma ağlamaya başladım. Zaten annemi görünce ben böyle eğer duygusalsam, sinirliysem, hani böyle yoğun duygulardaysam dayanamayıp hep böyle bir iki üç gözyaşı dökülüyor benden. İşte dedi tamam ya kızım dedi dünyanın sonu değil çalışırsın yaparsın. Sonra işte sınavlar açıklandı böyle yapıyor. Ağlamaya değdin mi? O kadar da kötü olmamışsın. Ya Serpil. Tutmayalım mı? Bunu açamadık. Hamurdan mıdır nedir bilmiyorum. Ama dinlenemedi ki. Evet dinlenemedi. Ilık bir ortam edeyim. Olması lazım. Bir de bu yenilerimizi yeni şu orta kısmını açalım. Evet burayı inceltelim. Şöyle. Birazcık beklemesi gerekiyor. İyice oda ısısında. Bir burası soğuk ya daha evet, da çok bence. Evet çok soğuk stüdyomuz. Burada iyice oda ısısında bekletiyoruz. Bakalım Serpil tepsi boyutuna geldiyse birazcık geldi. Kenarlardan sarkıtmamız gerekiyor. Öyle mi? Tabii katlayacağız ya. Şuraları açayım mı? Aynen oraları da iyice açalım. Baksana buradan şey. Güzelce aşağı doğru sarkıtalım. Ben de şöyle biraz kenara istersen şey yap yağlanmış tepsimiz. Evet. Ben de böyle açmaya devam edeyim o zaman. Ben de bunu büyüteyim bir yandan da. Burada
bir şey katacak mıyım? İyice dinlendiğinizde sonra, gerçekten baharat da var. Çok rahat bir şekilde açabileceğiniz bir hamur. Bir de dediğim gibi bunu tabii ki püf noktası çok güzel yoğurulması. Bizim Rabia'mız yoğurdu bunu. Vallahi Rabia fena güzel değil, gayet işte, iyi. Dinlendiremedik. Gayet iyi. Kendi de gastronomi mezunu olduğu için bu işten az çok anlıyor. Aa, beceriyor, beceriyor vallahi. Beceriyor bizim kızımız. Annesi şanslı. Evet. Evet, onları da o şekilde açtıktan sonra şimdi bunu büyütelim Serpil birazcık seninle. Şurası kaldı ama orayı da halledeceğim. Gel. Şöyle bakın. Önce ortayı mı esneteyim şöyle? Aynen, şöyle ortadan çeke çeke. İki kişi daha rahat olur dediği gibi Serpil'in bizim hamurumuz dinlenmedi. Olmadı hiç. O yüzden sert. Ne kadar süre dinleniyor? Bir saat kadar ılık ortamda dinlenmesi gerekiyor. Bizim burada en az iki saat. Şey ya, sabah. Evet. Serin oluyor stüdyo. Ama gene de güzel açılıyor ona rağmen. Ben bakın, şu an çok sıcağım. Açılıyor. Presa kokuları arasında mis gibi. Bak bak. Oh falan. Melike ne zaman? Ne zaman? Hayırdır inşallah Nermin. Bismillah, anne ne zaman diye sorma beni. Ne zaman Melike? ne zaman? Beni bırakıp gideceğim mi? Hayır öyle şey olur mu? Mi? Yok. Asla. Allah korusun. Daha dur o ya vallahi. Annesi vermiyor onu. Nereye zaten? Nereye zaten? Çok şey bir konu açtın böyle, konuşamayacağım. Böyle söyleyeyim de çünkü o direkt Melike'nin gözleri doluyor. Ben evlenmeyeceğim. Evet. Ben evlenmeyeceğim diyor daha direkt. Daha okulunu bitir Melike, boş ver. Şimdi bir dakika, kamera önünde de çok büyük konuşmayalım. bu işler nasip işleri. Bak sen hemen diyorsun bir pozitif ışıkta yakayım diyorsun. Hayır yani kameranın önünde böyle konuşurum, sonra yarın öbür gün farklı şeyler olur olmaz. Doğru. Pul biberimizi döküyoruz. Allah şu an okulunu bitirmeyi nasip etsin. Amin, bir an önce. Kesinlikle. Ve inşallah hayırlı uğurlu bir şekilde o da. Ya bence yani benim haddime değil tabii ki. Ama benim kendi düşüncem hani bir kadınlar olarak ekonomik özgürlüğümüzü elimize kesinlikle almadan hiçbir şekilde bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü ben annem babam dışında herhangi başka birisinden hani para aldığımı düşünemiyorum. Ya bu bana biraz absürt geliyor. Hani zaten. Tabii ki de. İşte ev hanımı olup da alanlar oluyor ama zaten onlarla birlikte ortak kazandığın oluyor. Ama gençken hani bence üniversite okuyorken bir şeyler yapmaya çalışıyorken emeklerini boşa bırakıp da evlenmek bana birazcık hem annene babana saygısızlık gibi geliyor hem de gereksiz geliyor yani. Şöyle iyice açtığımızı bence şöyle yapalım. Onu biraz daha orada büyütelim. Aç bir adam atır mısın sen elini, sana zahmet. Şunu bir tutsana Serpil. Gel. Kıyma gibi koktu bu. Kıyma var evet bizde. Ama bu kıyma gibi koktu. Pırasa. Öyle oluyor işte dedim ya. Güzel hiç koktu. Anlamıyorsun. Yavrum yedirmiş annen sana Melike, haberin yok. Oo vallahi evet. Ben neler yedirdim neler size. Ama bütün anneler yapar ya bu işi. Böyle dışarıya doğru hafif sarkıtacağız. Evet o da bence oldu. Kapatalım artık onun altını. Şöyle birazcık daha bakayım. Aman aman tavalarım çok suyunu güzel. Suyunu salmaması lazım değil mi? Suyunu salması lazım. Suyunu salıp çekmesi lazım. Saldı. 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 Şu an şekil A'da gözüküyor. Ay, şu an. Avokado gibi gözüküyor. Evet. Birazdan Melike'nin arkadaşları burada, Ayşegül ve Şila. Onları da buraya alacağım. Ayrılmaz üçlü. Ben onlar dışarıdayken 7/24 arayıp sürekli nasıl bir anne olduğumu Melike anlatsın size. Hayır 7/24 aramıyorsun. Şimdi kendine haksızlık etme. Ha. Yani 7/24 aramak gibi bir durum yok. Ha. Ben tamam. 7/3/2 falan. Tamam. Anlat. Güzel bir annesin yani. Çok şey sık boğaz etmiyor. Eğer ki bir hani şey olmadıysa içime doğduğu muhabbeti var ya. O muhabbet olmayınca hani işte hani normal bir gün olduğunda hiç şekilde rahatsız etmez. Hani artık böyle geç saatler tamam. Olduğunda arayıp klasik laf hiç değişmez. Her dışarı çıktığımda duyarım. Melike eve gelmeyi düşünüyor musun? Saat kaç oldu? İşte şey senin de bir evin var biliyorsun değil mi falan. O şekilde bir muhabbetimiz oluyor. Ama onun dışında hiç böyle rahatsız etmez. Hatta şey bazen işte bu dışarı çıkma muhabbetlerinde fazla işte şey konuştuğumuzda falan bana şey der. Ben seni hiç arkadaşlarını da arayıp rahatsız ediyor muyum? Ben sana hiç gelip de bir şey söylüyor muyum? Ve sen utanma diye ben hiç böyle şeyler yapmıyorum falan filan der. Ama tabii Ayşegül'ün Şilan'ın yanında utanma diye bir şey kalmıyor. Öyle anlaşıyoruz. Yani onlar artık benim kızım gibi oldular yani. Geliyorlar bizde kalıyorlar. Biz ben gidiyorsunuz onda kalıyorsun yani. Aynen. Artık şey geçen gün oldu. Anneme demişler ki size anlatayım. Melike
ayrı evime çıktı. Hep sizin evde falan böyle canlı yayın açıyoruz ya. İzlemiştim. Ayrı evet, eve canlı. Çıktı olur mu dedim ya. Kızım niye ayrı eve çıksın? Annem direkt cevap verdi. O canlı yayını ben takip etmiştim biliyor musun Melike? Saçma bir soruydu ama öyle soracağım. Ya gerçekten yani. O da seni göremediler diye. Hayır o da şey diyormuşum. Sallasan... Olabilir hani ama hayır. Daha çıkmadım. Olamaz. Hayır olabilir ama daha çıkmadım. Olamaz. Melike'cim öyle bir durum yok. Pırasamızı güzelce yaydık. Gördüğünüz üzere çıtır çıtır incecik bir hamur oldu. Zaten bezeleri çok ufaktı. Ufak bezeler halinde yapmıştık. Burayı da toparladım. Buyursa Melike'cim açıkça. Şimdi şunu alıyoruz. Şöyle şu kısma getirip ortaya koyup, bırakıyoruz. Aynen. Şöyle. Oo bayağı ben yaptım ya. Altıyla şöyle bunu bağlayacağız. Onu sana vereceğim pile işini. Şöyle şunu da oturtalım. Alttaki kalacak sadece üstteki değil. Aynen. Şimdi bu pırasa böreğinin özellikle tabii ki ben bir Arnavut kadar uzman olmasam da burada bir pileleme yapıyorlar şöyle. Üsttekini alttan alıp şöyle şurada yapıştırıyorlar. Hem çıtır çıtır oluyor bir de bunu dilimleyip koyuyorlar. Şimdi ben bir bıçak senin yardımıyla çok da dilimleyeceğim. Için. Evet hamur tam dinlenmedi açıkçası. Şöyle ama olsun gene ona rağmen güzel açıldı. Bu kenarları da ben çok seviyorum. Kenarlar da benim olsun. Aa, evet. Çok evet. Seviyorsun sen. Anneannem hep sana bırakır. Kenarlar benim. İşte çocuklarını hep anneanneler düşünür görüyorsun. Anneannen hala beni nasıl düşünüyor? Annem zaten öyle diyor. Diyor beni üzme diyor. Bak diyor anneannen hala benim peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem, nerede olsam her zaman yanında yardımcı evet, geliyor. Evet çok şükür Allah annemin eksikliğini vermesin. Bak kaç yaşına geldim. 37 yaşındayım ama hala annem peşimden ayrılmaz. Bir ihtiyacım olduğunda koşar gelir. Anneleri küstürmeyin, sen kırmayın. Sen bana yapacaksın mı aynısını? Düşünmem lazım şu an. Düşünmem mi? Aa Serpil peyniri ovalamadık. Aa, yapayım ben olsun. Hemen. İlk şifremiz yok, neydi? İlk gücün? Gücün düşer. Gücün İlk düşer. Şifre. Gücün düşer. Tamam. Evet. Üzerine yağ ve yoğurdu gezdireceğiz. Şimdi ben vursam ben kazanacak mıyım? Sen yok, kazanamazsın. Seni dahil etmiyoruz. Seni buraya dahil etmiyoruz. Bizim evde çok var. Sen bir kabın içerisinde hemen ne istediğin şunları söyle bir bana. Çırpsın Melike. Üzerine süreceğiz. Evet bir şey vereyim sana Melike. Şöyle. Aa, benim de bu kaplarım ne dikmişim? Filise yaptık. Şimdi bunu dilimleyeceğiz. Bu birazcık oyalıyordu. Şöyle. Neyse. Şunu vereceğim Melike sana. Tamam. Yoğurt ve sıvı yağını sana zahmet. Çırp aşkım orada. Şöyle. Aa peynir kalan. Olsun. Bir şey olmaz. Yoğurt ve sıvı yağ mı? Aynen yoğurt ve sıvı yağ. Niye güldün? Ne aklına geldi Allah aşkına? Arkamda şunlar varken benim gülmemek gibi bir ihtimalim var mı? Böyle çok anlamış gibi yapıyorum ya. Hmm. İşte bir yerde de bir akım var böyle sosyal medyada. Böyle yapıyorsun hani anlamadım. Melike bu tarifler yetişmezse ben sana sosyal medyadaki akımı söylerim. Bu kadar tarifi yapın diyen Yüksel Bey. Gelir o yapar geri kalanını. Yüksel bak sen sataşmadan o sataştı. Ama bu tarifleri nerede biz seçtik. Ha? Ve normalde de 6 tane falan yapıyoruz. Beni zor duruma sokuyorsun. Ha pardon. Diyor ki ben diyor yetiştiremezsem diyor bu kadar tarifi isteyen diyor Yüksel Bey diyor gelir yapar artık diyor. Duymamışım beni ya. Aa. Diyor ki bence Nermin Gül'ün kızı onları bitirir diyor. Vallahi evet bu programdaki vasfımı en güzel şekilde yerine getirmem lazım görevimi. Ya. Nasıl patlattı? Estağfurullah. Şöyle güzelce üzerine yoğurt ve yağ karışımıyla yağlıyoruz. Ne yaptık? 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurda yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekledik ve kestiğimiz hamur işi tarifimizin üzerine güzelce yediriyoruz. Yetişmeyecekse bari şuradan Ayşegül Şilan gelsin. El atsın diyorsun. Bir tarifi şey bayatlamayan kurabiyeyi Ayşegül yapıyor. Tamam. Bunu alayım geleyim mi? Olur.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. Yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişiyor ama bu çok yukarıda kalmış. Dur, bir tık alta indirelim bunu. Hemen şöyle. Evet. Bunlar çok tatlıymış. Bir sürpriz varmış. Ben de çok merak ediyorum. 200 bölümdür ekranda neler yaşamışız. Buyurun beraber izleyelim. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Keyifler nasıl? Enerjiniz nasıl? Güzel bir gün olsun efendim. Herkesin evinde huzur, bereket, neşe eksik olmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Böyle güzel dileklerle, iyi niyetlerle, dualarla açılış yapalım. Beğendin mi Adnan abicim? Harikasın. Çok teşekkür ederim da bu verdiğin emeğe, ha bu kadar çalıştık, sıra geldi yemeğe. Ha bu kadar çalıştık, sıra geldi yemeğe. Size bir acı vereceğim. Yeminle diyorum dedi, var ya dedi, böyle buralarda dedi, böyle pıdır pıdır dedi, ateşler çıkacak dedi. Çıktı mı? Telefon yiyeceğiz. Aman yarabbim. Şöyle yapalım. Pasta arkadaşlar. Ben de Nermin bulamadığım şeye ne yaparım biliyor musun? Yapıyor? Kayıp dedenin ruhuna üç kulp Allah belham. Çıkalım hemen. Anında bulursun. Beraber gidelim, kapağı arayalım mı? Tamam. Kapağı. Hadi arayalım. Gel. Gel okuyalım. Dua inşallah tesir eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ay buldum. Buldum. Ya, buldum. Bak, işte bak. Nermin. Vallahi buldum. Evet. Tamam bak, sakin sakin. Bunu senlere... Bunu unutma. Vallahi buldum Nermin. Bak. Çalkalık. Bitirmeden, bitirmeden daha. Yarıda elhamın yarısını da bulduk. Ya. Ben seni alamadım. Param yok idi param. Seni benden alana da haram olasın haram. Seni benden alana da haram olasın haram. Ben gündüzler gezer gece çağlarım. Ah, neler oluyor acaba? Canlı yayında. Ben gördün değil mi? Yok, o hemen kırılmaz. Bende de aynısı var. Ha. Şimdi hemen telsiz yapacağız. Yani tamam. Etmeyeceğiz. Tamam. O hemen kırılmaz. Tamam. Evet. Cam gitti. Tuzlar döküldü. İşte program. Canım sponsoruma buradan. Aman. Tamam, orayı kapatalım. Ne varsa bunun üstüne gitsin. Haydi bismillah. Dur. Bunda da vardır bir hayır. Allah'ım yarabbim, dur sen. Bak 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 annesi. Tamam Serpil, sallama dökülüyor. Sen çarpıyorsun annesi. Bütün kolumu da lekeledim. Bütün kolumu... Ay. Ya diyorum ki tamam sallama dökülüyor diyorum, hala sal. Test ettim amacım o. Serpil, o kafana ne bağlamışsın? Ay ne o Allah. Sanki başımın ağrısı tutmuş da. Ay. Sen de güzel doldun ama. Ağladım. Ne? Sen de güzel Serpil diyordun. Bakayım, ah canım sıcağı, ağladı görüyor musun? Ağladım ya. Ağladım. O kadar güzel, dop dolu 200 bölüm yaşamışız ki efendim. Şimdi yani bakınca, izleyince daha güzel anlıyoruz. Ama Maral'la olan bölüm de çok komik. Evet, Maral'ın olduğu yerde tencere falan gitti yani, nazar yani. Gitti. Çatır çatır çatladı, bizim şeyimiz değil de nazar diyoruz. Hep işte zaten öyle olur. Olmayan şeylere nazar deyip geçiyoruz. Efendim çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde muhteşem bir programla devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, biz buradayız. Evet efendim, nerede kaldık? Börek fırında pişiyor. Tabii ki biz Arnavutlar gibi yapamayız efendim. Birinci elden olmaz. Biz pratik olan elde açma bir börek yaptık. İlk başta bunun altını çizelim ve gerçekten efsane oldu, çıtır çıtır. Üzerinde güzelce pembeleşmesi için yoğurt ve sıvı yağ gezdirdik. Arnavutlar biraz daha farklı yapıyormuş, mesajlara göz attım. İnşallah bir gün Arnavut bir kardeşimizi mutfağımızda ağırlarız. Tam anlamıyla nasıl yapıldığını sizlerle paylaşırız. Biz her şeye açığız, öğrenmeye açığız. Havuçlu kremalı bir pasta yapacağız. 1 su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 adet havuç, 1 su bardağı ceviz, 1,5
ya da 2 su bardağı kadar un kıvamına göre ayarlayacağız. Kreması için 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 1 paket krema, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, vanilya. Üzeri için Hindistan cevizi kullanacağız. Kremasını şimdi hemen Melike'ye ayarlayıp pişirelim. Hangi tencereye alalım Serpil'cim? Bu sefer bunları kullananlar mı? Tamam, ondan. Nasıl? Melike bak senin şerefine. Böyle farklı farklı. İkinci şifremiz bak, ne? Oldukça. Başın düşmez. İkinci sadece şifremiz başın düşmez. Şimdi hemen bir şey alalım. Çırpıcı alalım Melike'cim. Burada unumuzu koyuyoruz. Nişastamızı koyuyoruz. Sen yapacaksın zaten. Eğer olur da bu şey olursa çok kötü yapacağım seni. Topakla topak nasıl olursa. Melike? Yedin aynayı. Karıştır Melike'cim. İyice karıştırman gerekiyor. Evde öğretemiyorum, burada öğreteyim bari. Ne yapıyoruz Melike şimdi, anlat. Karıştırıyoruz. Sonra şimdi... Ay süt içesim geldi. Ben annemin sütlerini içiyorum. Şimdi ben açık sütü çok seviyorum. Geçen gün... Ben de çok seviyorum. Şey bunu da unutma. Geçen gün vanilyayı da koyduk. Açık süt aldım ben. Eve getirdim işte, kaynattım. Bir miktarını yoğurt yaptım. Bir miktarını sütlaç yaptım. Bir de bir kavanoz kaldı. Annem dedi bunu ne yapacağız? Dedim, bunu ben içeceğim, seviyorum dedim. Ondan sonra... Melike gelmiş içiyormuş. Annem böyle yapmış. Annen içecek, onu kendine ayırın. Bırak, biraz canı bırak yapıyor. Ben yanarım evladıma, evladım yanar evladım hem misali. Annem diyor ki Nermin içsin diyor. Ben dedim ki olsun, Melike içsin. Şey, ondan sonra birazcık şöyle şu kadar falan kaldı böyle. Ondan sonra böyle yaptım. Anne dedim bak bu kadar kaldı dedim. Böyle yaptı. İç Melike, onu da iç. Ama günlük süt seviyoruz. O da bende. Açık ama süt. Ama evet. Mesela ayran kutu da... Kutu sütü içemiyorum asla. Annemin yaptığı ayranı daha çok seviyorum. Annemin yaptığı yoğurdu daha çok seviyorum. Hep dedim böyle. Dedim ama. Serpil şu kadarcık süt bırakmışım ki. İç onu da iç. Onu da daha hiç bana bırakma. Keşke birazcık bıraksaydım bunu. Şimdi bunu güzelce karıştıracaksın. Topak topuk olmaması lazım. Ama ben lazım. Bayağı süt içiyormuşum küçükken de zaten. Evet, seviyordun. Geceleri uyumuyordun süt. Evet. Ama mesela şimdi hiç o paket sütleri asla içemiyorum ya. Muhallebisi için bütün tadı kuruları koyduk. Şekerimizi, her şeyimizi ilave ettik. Ve gördüğünüz üzere sütünü en son aşamada koyduk. Şu an güzelce Melike karıştıracak. Evde de deneyimli aslında. İnşallah topak topak olmaz. Annem böyle bunu bana, beni yakaladığı anda gel şimdi karıştır. Gel şimdi yap. Ben geliyorum böyle bekliyorum. Böyle yapıyor. Ne versem acaba? Ne iş versem acaba? Asıl seni bulmuşum. Ne yapabilirim? Aynen, gitmesin. Boş boş yatmasın. Tabii. 3 yumurta ve şekeri çırpma kabımızın içerisine aldık. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bunu mikser ile yapabilirsiniz. O zaman daha böyle köpük köpük havalı olacaktır. Bir de elek isteyeceğim. Şöyle şimdi bunu güzelce... Ben getiriyorum derneğin. Tabii elek bol bol artık var Serpil. Koşa koşa veriyorum. Elimi de getireyim. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Ay. Ne kaldı? Nani? Aa, eleğimiz de var artık. Aa, tamam. Vardı. Ben niye o kabını getirdim sana? Aynen, ben bunu sanki direkt sizin 200'ün önce hiçbir şeyiniz yokmuş gibi her gelene şaşırmanız peki. Ama şey, yeni onlar. Pencere. Yeni olunca kıymetli oluyor biliyor musun Melike'ciğim? Evde de öyledir. Yeni olan şeyler doğru, önce doğru. Kullanılır. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle güzelce bir çırpma işlemi yapıyoruz. Köpük köpük olana kadar, böyle bileğiniz de ağrısa bunu çırpmak zorundasınız. Yoksa kekiniz kabarmıyor efendim. Kabarmayınca da Allah muhafaza. Börek de fırında pembeleşti. Şöyle açayım şurayı da. Görecek misiniz? Şöyle. Serpil bunu bir döndürelim bence. Geldim çok güzel sen, olmuş. Sen bana bırak geliyorum. Altta 10 kat, üstte 10 kat. Süper. Şimdi yoğurdu ekliyoruz. Şöyle. Güzelce yoğurdu koyuyoruz. Yoğurdumuzu bıraktık içerisine. Bir kaşık verir misin Melike? Sıyırayım. Pasta yapıyoruz, havuçlu. Ne aradın canım? Efsane bir pasta yapıyoruz. Bir de Melike böyle bir şey istediğimde çok yavaş hareket ederek veriyor. Allah ben Allah. Düşünmüyor o esnada. Acaba kaşık nerededir? Ama bir yandan da hareketi kesmiyorum. Aslında yavaş hareket etmiş olmuyorum bu durumda. Düşünerek hareket etmiş güzelce oluyorum. Güzelce yağını da ekledik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten insanın ilk evladı kısa sırtı yere gelmez. Ya. Bak çok övmem. Arada bir överim. Övünce de şaşırırım. Şu an ağlayacağım bir saniye. Yani, siz ya da duygusal anlar. Gerçekten öyle ama. Duygusal anlar. Gerçekten öyle.
Yani ilk evladın kızsa sırtın yere gelmiyor. Tamam yeter ağlayacağım. Nermin benim iki tane erkek ne yapayım şimdi öleyim mi ben? Gelin gelecek sana olsun iki tane. Evet. Ay nasıl avutmaydı bu? Belki güzel yani. Havucumuzu rendeleyelim. Kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. Ya sana özel değildi yani bu genel. Biliyorum biliyorum. Şöyle vereyim mi Serpil'cim? Bunlar senin yarısını götürürsün. İki, aa o sahneyi koydunuz mu? Dur veririm sana. Evet yeni bir sahne ekleyeyim benimle. Melike ile beraber Serpil'in böyle havuç yeme sahnesi. Yapayım, çok sertti. Aa bir şey söyleyeyim. Hayır öbür rendemiz böyle bozuk. Ama o iyi şanın. Bitmedi bitmedi. Kanal 7'nin Instagram sayfasında bile paylaşıldı ya. Evet, unumuzu ekledik. Yavaş yavaş yine çırpmaya devam ediyoruz. En son aşamada içerisine havuçlarını ekleyeceğiz. Yumuşacık, üzeri kremalı, harika bir havuçlu pasta yapıyoruz aslında. Hem çocukların çok seveceği hem de büyüklerin tabii ki. Şöyle. Hep sen bana soruyorsun buraya geldiğimde. Nasıl bir anne, nasıl bir anne? Ha. Sen anlat, ben nasıl bir çocuğum? Kamerayı görmedi. Atar lan şimdi. Ha? Bir Serpil bakasın. Ama o yakalandı. Ağzı avuç. Löp löp. Ama ben ekşi. Ekşi mi? Havuç niye ekşi mi? Yani böyle acı. Melike havuç olduğuna emin misin çocuğum? İkiz tane havucu yiyorlar işte tamam. O havuç işte. Acı. Bahaneleri hazır. Soydular ya erkenden ondandır belki. Evet, Melike nasıl bir çocuk? Melike aslında... Suyundan çekin. İçebilirsin. Melike aslında işine geldiğinde çok iyi, çok hanım hanımcık. Bir kız olabiliyor ama işine gelmediğinde de efendim... Aşk olsun. Allah Muhammed. Ben işime geldiği gibi bir insanım. Ama dürüst bir çocuğum var. Kesinlikle bunun altını çizeyim. Her zaman benim yanımda, her zaman... ne derler? Gerçekten arkamda dimdik duran bir evladım var. Elhamdülillah 19 yaşında ama o kadar güzel yetiştirmişim ki. Sana kim çok... laf söylerse beni bulur. Adaletli. Gerçekten annesinin arkasında duran. Ya biz onunla arkadaş gibiyiz aslında. Biz dışarıda bir özellikle yere... Özellikle son senelerde daha da çok böyle yakın olduk biz. Evet. Mesela dışarıya bir yere çıktığımızda direkt şey derler. Anne mi dedi? Anne nasıl anne yani? Genelde kardeş gibi... olduğumuzu söylerler. Çünkü diyalogumuz da o şekilde. Bence her kız annesiyle bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Evet. Hiçbir zaman kızınızdan gerçekten anneliğinizi esirgemeyin. Yarın öbür gün aynı şekilde evlatlarına o da sizin gibi bir anne olması gerekir. Şey ama bazen sinirlendirdiğimde şey diyor. Ben sana çok arkadaş gibi davrandım. Ben sana anne gibi yapmadım. O yüzden sen böylesin. Muhabbeti oluyor. Olmuyor değil. Haksız mıyım? Bazen sınırınızı zorlamıyor musun? Yani herkes kendine göre haklı. Ay bismillah inşallah topaklanmaz. Ne oldu niye konuyu değiştirdin? Korkuyorum. Bak annesi gibi hemen bir bismillah çekti döndü muhallebiye. Ay, çok korkuyorum. Şu an çok korkuyorum çok heyecanlı falan. Evet evet. Evet. Şöyle güzelce karıştırdığımız kek harcımızın içerisine ben bir spatulayla havucumu ve cevizi yedireceğim. Şöyle bırakayım. Şey söyleyeceğim bu plastik olduğu için. İçinde tam karışmıyor. Ya benim suçum değil. Tabaklamayın. Bakayım, bakayım. Yok yok iyi. Karıştırmaya devam et. Çok şükür. Yapmışım. Çok şükür. Aa. Şöyle havucu ekliyoruz. Kek harcımızın içerisine. Birazdan kremayı ekleyeceğiz. Bence ekleyelim Serpil kremayı. Hemen karıştıralım kesilmesin. Muhallebin içerisine kremayı ekliyoruz. Kek harcımıza havucu ve cevizi ekliyoruz. Zeminde çok lezzetli bir havuçlu pasta keki. Üzerine kremalı bir muhallebisi olacak. Bakın. Onu da ekledik. Biz. Evet. Evet. İki taraftan çalışıyoruz. Şöyle misler gibi. Hem kekimizi hem de cevizi. Oh, oldu mu Melike? Vallahi sen biliyorsun aşçı sensin. Şefim. Şefim oldu. Duvarlarından da alsana böyle Melike. Tamamdır. Tamam. Kapatabiliriz artık onu. Dibini yiyebilir miyim? Allah'ım. Yiyebilirsin. Hiç büyümeyecek benim kızım. Ben dibine hastayım yani. 19 yaşına da gelse büyümeyecek. Gel. Senin yanındayken büyümeyeceğim tabii. Ne yapayım? Tabii.
Yok benim yanımda değil, sana hiçbir zaman geçiyor. Hiçbir yerde büyüme. Her zaman güzellikler peşinde olsun. Çocuk kalabilmek önemli olan bu hayatta. Çocuk kalabilirsen. İnşallah. Ne oldu Serpil? Yok yok, bir şey yok. Şöyle güzelce sıyırdık kabımızı. Biliyorsun burada çok dikkat ediyoruz buna Melike. Evde de ben böyle. Evet. Şöyle güzelce yayıyorum. Kalite kontrol. Şimdi git elini yıka hemen. Kabı da götür musluğa koy. Çok iyiyim. Vallahi çok Melike, iyiyim. Melike. Beğendin mi? Afiyet çok olsun. Beğendim. Böyle bile ya şu an kaşık kaşık yiyebilirim. Güzel. Ama içinde yumurta var değil mi anne? Hı hı. O zaman yiyemem. Melike beni hiçbir zaman şaşırtmadı biliyor musunuz? Hani ben hep çok güzel bir evlat yetiştirdiğimi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Hiçbir zaman beni yanıltmadı ve arkadaş seçimi de her zaman düzgün oldu. Burada stüdyoda Ayşegül ve Şilan'ımız var. Onların ailesiyle de yakından tanışıyoruz. 2 dakika alayım kızlar sizi de buraya. Yani şu biraz yükseyeyim. 2 dakika alalım. Hoş geldiniz kankilerim. Evet, mikrofonumuz oradaydı. Nerede? Mikrofon. Masada mı? Şurada. Hemen alalım. Gerçekten Melike'nin böyle çok aşırı bir arkadaşı olmadı. Zaten ben çok fazla olmasını istemedim. Hep ona dedim ki arkadaşın bir tane, iki tane olsun, tam olsun. Şilan'la Melike ve Ayşegül ortaokul, lisede tanıştılar. Ve hala dostlukları sürüyor. Ortaokul başka karıştırma. Ben bazen çok sinirleniyorum. Böyle hepsinin böyle sesi çıtırtıp birbirine vurusun geliyor ama sonra affediyorum. Şilan evet. İçlerinde böyle biraz daha mantıklı gibi geliyor. Ama sonra Melike diyor ki yok öyle değil diyor. Ayşegül de şey diyor. Yani evet burada bu arkadaşlık burada bitiyor. Evet. Anlatın, konuşun. Sen anlat. Ne anlatmak istersin? Melike nasıl? Biz her şeyi birlikte gidiyoruz. Dişçiye de birlikte gidiyoruz, kuaföre de birlikte evet. Gidiyoruz. Konuşalım. Kitlendi kızlar. Melike çok iyi bir arkadaş. Annesi nasıl? Ay. O ondan daha iyi. Gerçekten. Çok objektif konuşuyorum gerçekten evet. Öyle. Sen Ayşegül. Yani bence de öyle. İkiniz de çok kibarsınız. Evet. Dediğin gibi de arkadaş gibisiniz. Sen de bize karşı da bence öylesin. Evet. Yani. Ben öyleyim yani. Biraz sert olabilirim ama tamamen onları sevdiğim için. Ya bir de bizim değil sana mi? Yalan söylemememiz sebebim. Hani benim. Şey diyor, bana doğruyu söyle, zaten hani ben sana kızmayacağım diyor. Asıl yalan söylediğinde onun güveni kırılıyor. Ve ben bundan çok korkuyorum. Hani aslında biz böyle bir durumda yaşadık. Hani ben kızlara da bunu hep anla söylüyorum. Hatta sen de bunu demiş ol. Hani diyorum, annemin bana karşı güveni hiçbir zaman kırılmasın. Hiçbir zaman bir zedelenme olmasın diyorum. Çünkü hani o zor toplanan bir şey. Ve senin için de öyle anne. Evet, zor toplanıyor. Aynen öyle. O yüzden ona dikkat ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi evlatlarınız her zaman sizin yansımanızdır. Bir anne evladını nasıl düzgün bir şekilde yetiştirirse, örf ve adetlerine uygun bir şekilde yetiştirirse, yetiştirdiğiniz evlat da kendi çocuklarını o şekilde yetiştirecektir. Ben her zaman büyüklerini sayması gerektiğini, anne babasının çok ayrı, dedesinin, babaannesinin, anneannesinin hepsinin yerinin ayrı olduğunu ve asla onlara saygısızlık yapmaması gerektiğini söyledim. Ve gerçekten şimdi baktığımda Ayşegül de öyle, Şilan da öyle ve birbirlerini tanıdıkları için aslında çok fazla dışarıdan baktıklarında farklı olmadıkları için bu kadar uzun süre bir arkadaşlık gitti diye düşünüyorum. Evet. Değil mi kızlar? Ya biz kardeş gibi olduk. Hani ne kadar kavga etsek de o arkadaşlığın böyle bitmeyeceğini, hani bir şekilde barışırız, okey, hani düzelir şeklinde olduğunu biliyoruz. Hani ailede de ne kadar annene babana kızsan da toparlayabiliyorsun ya. Bu arada bence hani akrabadan işte hani kan bağından ziyade can bağı daha önemli diye düşünüyorum. Yok hepsi önemli. Hepsinin yeri ayrı. Annem de her zaman böyle der. Hepsinin yeri ayrı. Akraba akrabadır. Arkadaş arkadaştır. Yeter ki dediğim gibi saygı çerçevesi içerisinde olsun. Hemen lokum tadında tavuk yemeği diyoruz. 500 gram tavuk kuşbaşı, 4 adet patates, 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, 150 gram kaşar peyniri, 1 tutam dereotu, pul biber, karabiber ve tuz. Sosunda kullanmak için 1 paket krema, 2 adet yumurta, köri ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Bu nasıl bir şeyle pişirelim? Bunu da böyle yuvarlak bir fırın kabımız varsa, tepsimiz varsa onun içerisine bakırı koyalım. Olur. Bakır da yaparız. Aynen öyle. Buldum. Kızlar bu arada siz de boş kalmayın. Peki şey attım ben 180 derecede panlı da verdim pişiyor. Evet. Bıçak kullanabiliyor musunuz? Evet. Mutfağa girebiliyor musunuz? Kullanabiliyorum. Ben elimden alıyorum.
Oo, Ayşegül hemen i̇şte, Şilan hemen işe geçti. Şamarı olan Şilan burada. Hadi evet. Bakalım. Tavuğu Şilan'a doğratalım. Güzelce doğrasın Şilan. Al bakalım. Evet, buyur Şilancığım. Bakalım annesi öğretmiş mi? Aramızda en yetenekli bu konuda Şilan'dır. Mikrofonu tutabilirsin ona abi. Buyurun. Tavuğu böyle kuşbaşı şeklinde doğrarsan sevinirim. Kuşbaşı. Sonra sizi alacağım sahneden. Şimdilik burada şöyle bir tavuğu doğratalım. Oo, efsane olmuş. Son anda yakaladık Serpil. Vallahi yakaladım. Çok iyi. Mis gibi pırasalı. Böreğimiz de hazır. Ve şimdi bu tavuk biliyorsun Serpil çok şipşak hazırlayacağımız bir şey. Evet. Hemen şöyle piyazlık doğruyoruz. Ben sana birazcık yağ getireceğim. Patatesi de küp küp doğruyoruz. Şilan da orada bakalım nasıl doğruyor. İnce yapıp şey yapmayacak mıyız? Nasıl? Halka halka ince evet. İnce yapıp. Küp değil. Yok. Şey. Tavuğu küp küp doğruyor. Birazcık daha... Kalın. Evet. Tavukları. Serpil olacak. Orada ne yapıyor onlar? Doğrayabiliyor mu? Bilmiyorum ki. Verdiğine göre ben biliyorsundur. Ben hayatımda ilk defa doğruyorum. Ha çocuk hayatında ilk defa doğruyormuş. Her şeyin bir iki vardır. Rahat ol çocuğum o zaman. 19 yaşındasın daha ilk defa. Bak işte Nermin'in enfes mutfağının faydaları. Görüyor musunuz? Anne ama sen de beni şimdi hiç sokmana mutfağa. Doğruyor doğru. Artık da ben girmek istemiyorum mesela. Şu an annenin gözleri yaşardı. Evet. Buradan öpüyoruz annesini de. Selda abla. Selda'cığım. Kızı mutfağa soktum. Hadi gözümüz aydın. Ayşegül'e diğerini doğrusun. Ayşegül'e maharetle çıkaralım. İyidir iyidir öyle iyidir. Valla. Valla iyidir iyidir. Doğru gitsin. Aa beğendin mi? Beğendi beğendi. Kuşbaşı yapacak işte. Ne yapayım doğru? Bir de sana ilk defa doğruyormuş. Bayağı bir hesapçı gibi yapsana. Bu tavuk yemeğinde çok pratik bir şekilde hazırlayacağız. Zeminde şöyle göstereyim. Bunları böyle yayacağız. Bir sürü süre değil mi? Aynen patatesi üstüne tavuk gelecek. Domatesleri de küp küp doğrayalım Serpil bir yandan istersen. Ben doğrayayım mı domatesleri yok, de? Dur ben. Serpil ablan doğrasın. Ama sen değil mi? Ben tamam şimdi Serpil Onur doğrasın çünkü bir an önce yemeği fırına vereceğiz. Ben patatesleri önce vereyim sana. Patatesleri sen oraya dizeceksin. Küstün mü? Arkaya geçti. Ne? İstiyor musun vereyim mi? Yok yok. Tamam. Evet soğanı koyduk şöyle. Bir de bir sos yapacağız birazdan. Bu sos aslında tavuğun bütün sosu olacak. Kreması, baharatları ile birlikte harmanlayacağımız çok lezzetli bir sos olacak. Nasıl? Şuraları kara kara olmuş da. Bazen ya bak bir şey söyleyeceğim Nermin. Melike yapmak istiyorsa gelsin yapsın. Yok yok. Yok çocuğun yok, elinden oluyor yapamaz. Gibi. Yok ya ben öyle şaka yapıyorum. Valla halka yaparsın. Olayı iyi becerdi. Aferin Şilan'a. Demek ki eğitmen şef olarak burada Şilan'a daha bakar bakmaz tavuğunu doğranması daha sen bizim yeteneğimizi keşfetmedin ama. Öğrettik evet. Şöyle. Yok o bıçakla ben kullanamam. Dikkat et parmağını. Ağzı altı düz değil ya. İnce yapacağım. Sen bunu al istersen ben hemen yetişirim sana. Küp yapsaydık. Şeydi böyle yelpaze gibiydi ya ben sana onun için öyle yapıyorum istiyorsan. Şöyle dizelim hemen o zaman. Ben böyle altında sanki patates sosu varmışçasına. Graten gibi dizmiş aynen, diziyorduk. Çok lezzetli bir tarif. Üzerine de şimdi tavuğu bırakacağız. Domatesi, dereotunu ekleyeceğiz. En sonunda kremasını gezdireceğiz. Bu krema gerçekten efsane oluyor. Hem tavuğumuzu yumuşacık olmasını sağlıyor. Ve Melike ile arkadaşlarına da güzel bir hatıra bırakmış oluyoruz. Evet. Artık YouTube'dan açar açar izler izler gülersiniz. Aynen. Birlikte televizyona çıkmadık da demeyiz. Şöyle. Bir bu kalmış. Rica ederim efendim ne demek. Teşekkürler Nermin Öztürk. Rica ederim efendim ne demek. Şöyle güzelce doğradık. Hepsini üst üste gelecek şekilde gezdiriyoruz. Eline dikkat et Nermin. Şöyle. Kaşımla gözümle de direktif veriyorum böyle yap. Şöyle yap, şöyle annem, dur. Oo. Mesela bir yere gittiğimizde ben küçükken çok tamam, beklerdim. Hani ben bir şey söylerdim ve annemin yapacağı yüz ifadesini beklerdim böyle kritik evet. Şeylerde. Hala aynısı oluyor. Oldu mu Ayşe? Bunlar kaldı sadece. Bunları oraya koysana yaptıklarını. Aynen şöyle. Onları da hızlı hızlı alayım hemen. En zor işi Şilan'a verdim. O devam ediyor. Ben domateslere geçeyim. Aynen. Yani. Sen patatesleri alacak mısın tatlım bunları?
Yok ya, o fazla geldi. Onu biraz sonra kullanırız. Çok da kalın olmasın ki pişerken. Şey ama soğan falan hani şey gözüküyor ama çok çabuk pişeceği için. Böreğimiz ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Bunları nasıl yapayım? Halka mı yapayım? Aynen, onları da halka halka en son aşamada kremanın üstüne vereceğiz. Şöyle. Peyniri de fırından çıkmaya yakın üzerine rendeleyip koyacağız. Şöyle tavuk göğsü kullanırsanız bu tarifte çok güzel oluyor. Yani bir buğulama şekli düşünün. Sanki böyle buğulama yapar gibi. Efsane oluyor. Şöyle. Oh, mis gibi. Bu da tamam. Şu an teyzeler, ablalar sizi izliyor. Evet. Ne söylemek istersiniz Melike Hanım? Bunu onu ne söylemek istiyorum? İyi ki bizi izliyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Gerçekten. Onlar kadar iyi yapamasak da işte ekrandan ay öyle mi yapılır falan böyle haykırışları geliyordur illaki. Ya da işte ay saçına bak, ay hırkasına bak falan. Böyle şeyler kesin söyleniyordur. Tamam. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Sürçülisan et. Yok. Çöp aşağı. Bu da tamam. Kaşarı rendeliyorum. Ben sen bunların finalini evet. veriyorsun o zaman. Aynen. Tamam. Tavukları şu şekilde koyuyorum. Ben bir kase alayım, bir sos tabii yapacağım. Kızlar benim mi diyorlar? Niçin tatlı? Tamam, kızları alabiliriz arka tarafı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Ne istedim çok ben? Çok da güzeldir benim kızlarım. Rabbim kaderlerini güzel yapsın. Bir kap istiyorum çırpmak için. Efsane bir tavuk yemeği yapıyoruz. Zemine piyazlık bir şekilde tavuklarımızı dizdik. Üzerine patatesleri ince dizdik. Onun üstüne tavuklarımızı minik minik doğrayıp koyduk. Şimdi bir sos yapacağız. Tamamen bu sosla pişecek. Şöyle krema. Bir kaşık alabilir miyim Melike? Bir kaşık alabilir miyim? Ay pardon. İşte evde de böyle yapıyoruz. Melike kaşık. Çay kaşığı değil, yemek kaşığı. İşte Melike'nin kafa böyle gidiyor bazen. Bir şey düşünüyordum, üstüne düşeceğimi söyledim. Çocuğa söylendin de, çocuğun bu işle çok alakası olmazsa normal değil mi? Değil mi Melike? Yok, ben bir şey söylemiyorum. Şu an Melike'den yanayım, fark ettiysen ben. Evet. Bir şey söylemiyorum artık. Polavuruş terpil kök. Şöyle gördüğünüz üzere kremanın üzerine 2 adet yumurtamı kırıyorum. Şöyle. Üzerine toz biber. Mis. Melike şunları çöpe atar mısın yavrum? Hemen. Arkada çöp. Karabiber. Bunu kaşarını da hazırladım ben. Kimyon. Şey, bunu sonra vereceğim. Kardeşal. Köri. Evet, köri. Özür dilerim. Köri. Tuz. Şöyle güzelce bunu bir çırpıyoruz. Hoppa, bu da şöyle tamam. Bakın, akışkan bir krema yapıyoruz bu karışımla. Çok lezzetli böyle. Gerçekten bayılacağınız bir tarif. Tavuklu tarifleri farklı olarak deneyip yapmak istiyorsanız kesinlikle öneririm. En son aşamada da kaşar peynirini üzerine gezdireceğiz. Biraz tavuklar, patatesler piştikten sonra bir de üzerine pişirme kağıdı ıslatacağım. Şöyle şuradan alıyorum. Melike senin yanında pişirme kağıdı var tatlım, çekmecenin sağında. Şöyle güzelce çırpıp karıştırmaya devam ediyorum. Şunu ver onu kuzu bana üstte. Ben onu bir ıslatayım annene. Şöyle. Ver tatlım. Güzelce her yerine eşit gelecek şekilde bu karışımı döküyoruz. Niye ıslatıyoruz? Nemli pişsin diye mi? Şey, ilk etapta yanmasın diye. Bu kendi suyuyla, kendi sıcağıyla pişecek. Üzerine efsane bir lezzet verecek. Ekstradan bir aroma verecek. Şöyle her yerine gelecek şekilde sosumu yayıyorum. İyice sıyıralım. Bunun içindeki baharatıyla alt zemindeki tavuğu lezzetlenecek. Şöyle biraz daha tuzu az gibi geldi gözüme. Şöyle kenarlarını patateslerin üzerine gelecek şekilde ekledim. Bu aşamada da şöyle domateslerini koyuyorum. Şöyle. Evet. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor şu an. Domatesle birlikte taçlandırıyoruz. Melike. Efendim? Ya bir bana baksana. Şöyle. Güzel oldu. Ne oldu? Yok ben bir şey var onu gösterdim. Yeni ürünler gelmiş, başka onları göster.
Serpil çok mutlu oldu yeni ürünlerin geldiğine. Yeni kan geldi diyor, yeni ürünlerin geldiğine. Evet. Vallahi evet. Ben çok sevindim. Bunu çıktıktan sonra üzerine gezdireceğim. Bunları da götürebilirsin Melike'ciğim. Şuradan peçeteyle ben şunları alayım. Burada hemen kısaca anlatıyorum. Zeminde piyazlık doğradığımız soğan, üzerinde ince halka halka yapmış olduğumuz patates, onun üzerine tavuk eti ve krema ile baharatlarla 2 adet yumurtayla hazırlamış olduğumuz bir karışım. Tuzu da ekledik. Üstüne de domates koyduk. Kaşar peynir ve dereotunu en son aşamada ekleyeceğiz ama ıslattığımız pişirme kağıdını burada şöyle bir kapatıp hava almamasını sağlamamız lazım. Kendi buharı ile pişecek. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nermin derecesine bir bakar mısın sana zahmet? Evet, fırına veriyorum. 200 derecelik fırında pişmek üzere gönderdik. Peynirini birazdan koyacağız. Ben alayım mı? Bir tane peçete getirsene bana. Şöyle. Siliyorum ve kurabiyeye geçiyorum hemen. Aa, keke bak. Ne oldu? Garip mi kabarıyor? Hayır, arkasına bak. Arka kısmı kabarıyor. Aa! Sıcağı oradan daha çok aldı demek ki. Herhalde. Bu domateslerle işin var mı Nermin? Yok. Onu şu patateslerin yanına alayım ben bunu. Aynen, onu birazdan melemen olarak değerlendiririz. Şimdi... Dereotunu kullandın mı? Hı hı. Üstüne koyacağım onu. Sonra? Fırından çıkışta. Tamam, ben... Çok alayım. Lezzetli bir kurabiye yapacağız. Şipşak kurabiyesi. Şekli de çok pratik, yapımı da çok pratik. Şimdi Melike ile beraber yapacağız hemen. Bir yoğurma kabı alayım Serpil'cim. Melike, altta temiz var aşkım, sana zahmet. Bu yeterli olur mu? Günlerce bayatlayamayan bir tarif geliyor. Tuzlu kurabiye tarifi. Ben mi yapacağım? Hı-hı. Öyle bir şey? Bunu sen yap, eldiven mi takarsın artık bilmiyorum. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1,5 yemek kaşığı sirke, tuz, 1 adet yumurta akı üzerine sürülecek. Bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un ve susam. Bir şimdi, de yumurta için Nermin, şey alayım. Sana bir sürprizim daha var. Ha, bak. Şey gibi oldu. Ne? Gemilerin içinde 1 milyoncular var ya. Bu görmüş olduğunuz şuna yarar. Oradan bir tane daha çıkıyor. Evet evet, bu gördüğünüz daha da uygun falan der hoş, gibi. Ahmet Bey, şimdi teşekkür ederim. Bir taraftan onu çıkartıyor, bir taraftan öbür aparatı çıkartıyor. Yani işte böyle. Çok sevdim. 1 milyon. Yani bunu böyle keseceğiz. Bismillah. Ben alayım bir tane kap. Yumurta akı için. Ha doğru, akını ayıracağız. Hı-hı. Bazen Serpil Hanım'ın durduğu zaman oluyor. Şurada mutluluğumu paylaşmaya çalışıyordum. Melike, görüyorsun. Ben de böyle şeyler mutluyum kardeş, ne yapayım? Evet, sadece akını ayırıyorum. Böyle ayırıyoruz. Üzerinde kullanacağız. Aynen böyle ayırıyoruz. Tertemiz ayrılmış oluyor. Tereyağını ekle Melike'cim. Şunu bir çevirmek istiyorum ben. Çevirelim. Hı-hı. Bir sabit. Sol. Yanma. Yok, yanmış mı? Bunu mu ekliyorum? Evet, tereyağını ekliyoruz. Hadi bakalım. Bir kaşık alabilirsin çekmeceden hemen. Aferin. Evet, tereyağımızı ekledik. Karıştırmaya başla. Yağımızı ekledik. Elimle mi? Yok, kaşıkla ilk etapta. Sirkeyi ekledik. Tuzumuzu ekliyoruz. Evet, nişastayı koyuyoruz. Nişasta kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Yumurta akı ve susamı son aşamada üstünde kullanacağız. Evet. Evet. Tamamdır. Şimdi biraz elini sokabilirsin. Bu kaşıktan al elinle. Heh, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kolay gelsin. Hadi bakalım, kolay gelsin Melike'ciğim. Oy annesi o ellerine kurban olsun. Pamuk eli, hani ilk defa girer ya çocuklar mutfağa. Ya bir gaza getirmek isterse. Oy kurban oldum annesi. Ya, ne güzel de yoğuruyor ya. Ben de ordum. Ha, ben de ordum. O benim diyor anne. O benim. He, 19 yaşında. Şey pardon, 18 yaşında. Yok artık, ufalığın da cebine girdi. Yok, ben 18 yaşında doğurdum seni. Ya annem büyük cesaret ve büyük bir fedakarlık yani. Şu an Melike ile aramızda tam 18 sene var. Helal olsun.
Şöyle ben yapamazdım söylüyorum. Ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğuruyoruz, toparlıyoruz Melike'ciğim. Hep böyle çevirerek. Tamam. Sen böyle hızlı hızlı yapardın. Şimdi bismillah. Hadi kız. Hadi annem. Hadi kurban olsun annesi. Yapamam anne yapamam. Yaparsın yaparsın hadi. Tuzlu bir kurabiye yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Evet, tuzlu mu olacak bu? Tuzlu olacak. Kıyır kıyır nişastalı. Oo çok severim. Şöyle elinle sıyır kabı. Ha. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak anasının kızı. Biraz daha alalım. Evet. Öğrenmen lazım bu. Hayatın ya, gerçekleri. Kas. Ne kadar okul okursan oku. Yemek bilmeden olmuyor. Doğru. Karnını doyuracaksın. Kendin haklısın. Yapacaksın. Kendi ayaklarını şimdi anneannem olsa der. Adama çeh yemek bekler. Adama çeh yemek anneannen öyle mi diyor? Ya anneanne öpüyorum seni. Çok kafanı sallama. Evet şöyle. Yoğur. Çok kafanı sallama. Yoğur. Saçım dökülmesin ha. Diye diyor. Tabii güzelce şöyle. Aa baya şey bak, elden güzel. De gitmeye aha. Başladı. Unu verdikçe bak toparlıyor. Evet. Bunun kıvamı bu. Birden un eklemeyeceksiniz. Ama ben bunu yavaş tek başıma yavaş. Nasıl yapayım? Seninle yaparım anca. Yok yok yaparsın öğrendin artık. Yok ben sensiz hiçbir şey gibi. Hiçbir şey. Evet şöyle toparlasana anneciğim yani. Kızım hiç mi bakmadın videolarımı izlemedin? Şöyle toparlasana. Benim ki anne aslında alacak elini. Ha, işte bu görmek istediğim hareketler bunlar. Ve bir şov yapacaksın. Annem anca öyle tatmin oluyor. Tamam, vallahi güzel oldu hamuruna. Kıyır kıyır. Birazcık yoruldum. Olacak o kadar. Yemek olmuyor yorulmadan. Bir şey söyleyeceğim, ben ilk defa bu kadar sıfırdan yoğuruyorum. Farkındasın değil mi? Evet, bu elimi o yüzden bulaştırmak istemedim. Sen bu işi başarırsın diye. Sana güvencim sonsuz. Tamam, ellerini yıkayabilirsin, ben toparlayayım artık. Ama hani bulaştırmayacaktın, olmaz ben yapacağım. Şimdi burada ana kız girermiş. Kızım bırak diyorum falan. Hadi bağlam. Bismillah, hızlı hızlı yapayım da. 200. bölüm. Yüksel tarif bekler. Yüksel tarif Yüksel bak, sen bize pas atmayan ama Melike sana atıyor. Ne oldu onun morali bozuk? Sesi gelmiyor valla. Yüksel? Kulaklığı bozulmuş annemin. Bak yaptı Yüksel. Beğenmiş mi? Gözlerim. Ver birazcık daha un ver. Çok güzel yoğurdu ama bak. Vallahi çok iyi oldu hamuru. Tamam şimdi sen git elini yıka ben onu toparlayayım hemen. Bitti şekilliğine geçiyoruz o yüzden. Tebrik ederim. Vallahi güzel oldu. Bak gel göstereceğim. Şuydu demek istediğim bir şey. Biraz daha un istiyor burada. Evet. Demiştin amin sana. Ama bence, biliyor musun eldivenle asla yoğuramazdım. Doğrayalım. Son 10 dakikaya girmişiz. Girmiş miyiz? Son 15 dakikalar. Ama Nermin kekimiz olmuş mudur sence? Alayım mı ben onu? Daha 2 tane tarif hiç var. Anlamı rahat olma Melike biz onları yetiştirelim. Öyle ben sülalesi rahat kadınım. Ha, ya ne yapalım rahat ol. Ben buraya geçtim o zaman. Serpil şununla hiç uğraşmasak yuvarlak yapıp kessek daha kolay olacak. Dağılıyor çünkü hamur. Açmayla uğraşmıyorum. Sen bilirsin tatlım ben sana söyledim. Orada kalıbımı zaten pat diye basarak gemilerdeki gibi. Serpil çok kıyır kıyır bir hamur. Çok güzel olurdu ama onunla da. Ben Melike'ye verseydim yapardım Melike. Ver Melike. Şey ver Serpil iyi pişirmek adı. Burada hazır ne Nermin? Hayır hayır. Bak. Zeminde açacağız ya yapışmasın. Bir tane daha mı istiyorsun yani? Hı-hı. Evet. Üzerini de açacakmış. Serpil'i kırmayayım bari. İlla bu kalıbı kullanası var. Vallahi bir canım çekti. Sana daha ne kalıpları aldım? Serpil'e bak bu. Birazcık. Temizle yemek. Ya lazım. İşte bak. Ya Serpil. Ama iş çıkarıyor kendini. Harika. Özellikle yemek konusunda çok severim. Bir şey söyleyeyim. Vallahi şey. Bak çok zor olacak. Hamur çok yapışıyor. Serpil. Bence neyse annem, ben bunu bir daha atayım makineye. Bence sen kendin zaman, yap. Bildiğin gibi yap. Niye bana iş çıkardınız şimdi iki kere? Evet, şöyle yapıyoruz. Hemen yana fırını. Bunu toparlayalım ama. Nermin, lahanaları hiç mi doğrayayım? Lahanaları çok ince doğrayalım. Galiba mutfakta biraz serin kanlı olmak da önemli. Tabii. Yani böyle ben mesela hemen ay olmadı falan filan moduna girebilirim. Alta koyalım, çekmeceye koymayalım. Kıyır kıyır bir hamur, o yüzden birazcık elinize yapışacaktır. O unlayarak elinizi açma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle içi boşalır. Bu sote deniyor mu Nermin? Salatamız.
şey soteleniyor muydu lahana? Tabii önden bir soteleme yapacağız. Suyunu çektireceğiz. O yüzden dedim zaten. İncecik mi nerede? Dur bakayım ince yapabilirim. Ay, şöyle. Kütür. Bir bıçak alayım. Biz çok severiz lahanayı. Şöyle bakın. Açtık. Pardon Melike'cim. Hemen. Ne istiyorsun? Ben sana verseydim. Tamam. Tahta buncağı okudum iyi mi? Ne oldu ki? Kağıt koymam gerekiyordu. Şey fırçam istedim. Hazırdı. Yanına koydum. Vereyim mi şimdi kağıt? Şimdi şöyle üzerine yumurta ya. Akını güzelce buluyoruz. Tahtanı şöyle. Dur. Sürpriz, son 15 dakikaya girmişiz. Hayırlısı olsun. Of maşallah. Şöyle. 200. bölümde bitiyor ya. Vallahi bitiriyoruz maşallah. Öyle düşünün, öyle düşünün. Şöyle bakın. Bu arada çok mantıklı. Ben akıl etmezdim kağıt koyayım diye. Şöyle. Şey yapıyor, tahtanın rengi bozuyor. Hem kıyır kıyır. Ateş çıkartayım ben buradan şimdi. Ondan hem de gerçekten çok pratik bir tarif. Şöyle. Şunu da ben hemen şimdi. Şimdi bu niye bayatlamıyor? Kaç gün? Bu içinde nişasta olduğu için kapalı kutuya koyduğumuzda hiçbir şekilde bayatlamıyor. Yani bunun özelliği bu. Tuzlu kurabiyeler çok uzun süre gider. Özelliği budur. Ay Ömer dün bana diyor ki, abla ya diyor, annem bunu hiçbir şey getirmiyor işten. Sen bana bir şeyler getirir misin yarın için? Ah yavrum çocuk görüyor musun? Daha ne götüreyim? Dedim, ne tamam, yapıyor çocuğum ben sana bir şeyler yemiyor. Koyacağım. Yemiyor bir de. Benden sipariş istedi yani. Üçüncü şifremiz yükün. Evet yükün. Yükün. Bakın şöyle hemen bıçağın altıyla kaldırıyorsunuz. Hamurumuz çok başarılı olmuş. Melike ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir hamur yoğurmuş. Şöyle direkt tepsimin içerisine alıyorum. Çok da pratik yani. Bu oyalayacak bir tarif değil. Böyle fazla fazla yapıp dolaba atabilirsiniz. Oyun hamuru gibi olmuş ya. Yumuşak. Nişastalı hamur olduğu için daha yumuşak oluyor. Oyun hamurlarında da nişasta var o zaman. Tabii acaba. Ki. Evet. Nişastasız hamur olmaz. O yüzden doğal. Bu salata değil mi? Ama niye yağ kullanıyorsunuz? Birazcık soteleyeceğiz. Önden. Evet öyle. Salatamızın kapağını sen okur musun Melike? Hemen okuyayım. Salatamızın ay, malzemelerini. Ay okumuyordum. Şu en altta olması lazım. Mor salata. Evet. Mor lahana salatası. 1 adet mor lahana, 1 su bardağı süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 bardak mısır, 5-6 adet kornişon turşu, yarım demet dereotu, 3 yemek kaşığı mayonez, karabiber, 1 diş sarımsak, tuz. Tamam, süpersin. Aa, yeni kapağını bu. Evet. Şey, bunu anlatmak istiyorum. Evdeyim, işte süt doldurmuştum kendime. Sonra işte sütü içtim falan filan. Kaldırmayı unutmuşum. 2-3 saat sonra geldim, süt dışarıda bekliyor. Sonra tam sütü koyacağım. Bizim de buzdolabı kapağında annemin bu fotoğrafı şu şekilde duruyor. Böyle annemin yüzüyle karşılaştım. Muhtemelen olsaydı şöyle bir bakış atardı dedim kendi kendime. Gördüm. Ya Melike. Ona göre dikkat et. Bakın hamur o kadar güzel ki çok çabuk bir şekilde şekil oluyor. Şöyle. Ve bunu da hemen önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğim. Şöyle bakın yumurta sarısını Melike, güzelce sürüyoruz. Melike ricaysan bunları bana çırpar mısın? Evet. Şey okumuş muydun? Hardal okumamış mıydın Melike? Hardal güzelce. Okumadım. Okumadın mı? Hardal ben ballı hardal seviyorum. Güzeldir. Yapıştık. Bunu peki ballı bunu mu koyayım? O ikisini bunun içinde çırparsan sevinirim. Evet. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Melike. Anne sen biraz rol çalıyorsun. Aynen öyle. Ekranların tuzunu yuttum bakıyorum. Mayonez koyuyoruz. Mayonezimiz bayağı bir kaşık mı oluyor bu? O kadar. Bir kaşığa bakalım. Sadece yoğurdun şeyi. Dolu bir kaşık. Evet. Tuzlu kurabiyemizi de hazırlamış bulunmaktayız. Şöyle susamlarını da alıyorum. Ay mor lahanaya bak elimi ne yaptı. Bakayım. Bir yandan da sarımsağı, yoğurdu. Başka ne koyduk Melike? Sarımsak, şey yoğurt koyduk. Bir de mayonez koyduk anne. Tuzunu da rica etsem atar mısın tatlım? Hemen. Tuzunu da atalım. Tuz, bir çay kaşığı.
Ben de burada sonuncu hamurumu yapıyorum. İki tane daha çıkaracağım. Çok azıcık şey koyalım mı? Hardal ne dersin? Hardal güzel lezzet verir olabilir. Eklemeyi unutmuşum ben. Olsun sıkıntı değil. Minnacık koyuyorum. Koy. Evet bunları da tepsime aldım. Baharatımı da koyuyorum. Olan. Dur aşkım. Bunu da koyuyorum. 180 derecelik fırına veriyoruz. Hı? Bunu da ziyan etmeyelim. Kızını atacağım. Dur tamam batırıp tepsiye aldım. Görüyor musun? Ne diyeyim? Nasıl bir de bastırıyorsun? Hemen ellerimi yıkayayım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çok çok sergilenme. Yok tamam. Heh, oraya tamam. Hemen geliyorum oraya. Tarifi bir anlatalım. Ne yaptık salatada? Bir iki. Anlat. Serpil bunu yaktık. Neyi yaktık? Hemen alalım onu da. Aa kek güzelmiş. Evet evet tam kıvamında. Kilidin tersini. Hemen onu alalım. Ben de kurabiyeyi atıyorum. Şimdi önceden ne koyayım? Önceden ısıttığımız 180 bunları derecelik kesiyorum. Fırına. Küp küp mü keseyim? Evet lütfen. Yani şöyle mi? Yok o halka oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Serpil şurayı bir alabilir miyiz? Şimdi 200 bölümden geri kalanların ikinci bölümü efendim. Buyurun. Böyle keledim. Diyan kızanlar sizi bakayım ne yaşıt yerciğim. Bak yumurtası yapayım mı? Diyan'ın size içindekileri anlattırım bu. Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek bu. Bir adet kuru soğan de göster kızan sen de göster bakayım. Haklı değil mi? Haklı. Helal olsun. Sevdim. Öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Estağfurullah. Karabiber. Ama ne demişler? Tatlı yandı mı? Niye koştun öyle Serpil? Getir Serpil burada. Ben sana bir görev vermeyi göreyim. Sen gel burada bizimle inatlaş. Tuzu dökmeyi bak. Ben bugün oraya gelmesem olur mu acaba? Gel Serpil gel. Gel buraya. Gelmesem. Gel buraya. Candır. Yaktın yandırdın beni. Zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldım. Bir puna sattın beni. Ve çok ağır şu an alt çekim. Gel ben yardım edeyim sana hadi gel. Ne ama ne tarafa çevireceksiniz? Bu tarafa. Bana. Ben yardım edeyim, ben yardım edeceğim. Yok gelmeyin, cillenebilir misiniz Allah vermesin. Ve hep beraber birlikte cillen. Bana. İki, üç. Ay ay ay. Tamam tamam. Ay kızım. Evet taşlarıyla. Evet. Yani buraya da bir elimiz değsin. Sen? Benim çocuklarım böyle efendim. Kusura bakmayın. Ne yiyecektin kuzu? Kesin karnı acıkmıştır. Bunun en çok karnı acıkır. Şu an annesinin canlı yayında ifşa ediyor tatlım. Kesin karnı mı acıkmış Serpil teyzesi? Acıktın mı? Ha, geliyor annen. Gereken ekmek alır mı diyor çocuk. Tabii tabii alırım. Kaç tane alsın anne? Bir tane ekmek. Ömer ne istiyorsun oğlum? Ekmek. Ekmek. Tamam ekmek getiriyorum. Şu an canlı yayındasın. Hadi görüşürüz canım. İyi ki buradayız. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Çok amin. Görmediniz efendim, görmediniz. Yüksel havucun yarısını ağzına attı bak. Sebzeli bulgur pilavının... Gel, gel, gel. Baba bakar mısınız şu an? Bir selam ver. Ay ne tatlısın Serpil. Ne dedi? Tamam, tamam. Acı olacak. Aa dur 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 dur. Yeni bahar o. Aa tövbe estağfurullah. Ay Serpil Allah iyiliğini vermesin. Ay çok iyiydik ya. Gerçekten ne diyeyim efendim 200 bölüm dop dolu. İyisiyle kötüsüyle burada çok sıkıntılı evreler oldu. Bazen dediğim gibi kendi hayat standartınızda yaşadığınız bir takım olaylar. Bazen işte günümüzün dünyasında ülkemizde vatanımızda yaşadığımız sıkıntılar. Hepsini bir kenara koyup gerçekten buraya her gün aynı coşkuyla, aynı güzelliklerle çıktık. Ekranda bir nebze olsun yüzünüz gülsün istedik. Tabii ki hatamız olmuştur, kusurumuz olmuştur. Gerçekten öyle bir hatamız, kusurumuz da olduysa şimdiden affola diliyorum efendim. İnşallah Rabbim daha nice 200 bölümler nasip etsin. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin enerjisiyle birlikte burada olmak bizim için bambaşka. Gördüğünüz üzere hemen kekimizin üstüne kremasını döküyoruz. Bir rondodan geçirecektim ama Serpil gerek yok dedi. Ben altında kekimi sıcak yemem. Aynen hemen döktüm.
şöyle dümdüz bir zemin oluşturalım. Çok güzel akışkan bir kremamız var. Kekini de direkt yumuşatacak. Çok güzel oluyor. Keki ekstradan ıslatmaya hiç gerek yok. Yok aşkım bunu. Bunun sıcaklığıyla yetiyor. Şöyle. Bu gelecek. Bak işte kızın varsa mutfakta. Ne güzel bak Serpil ablasıyla yapıverdi. Bunu da söyleyelim mi anne? Biz ekliyoruz burada Mermi. Tamam şimdi sen ne yaptın orada anlat bakalım ben Melik. Ben burada yoğurt, mayonez, sarımsak, evet, tuz ve kornişon turşu küp küp kesip doğradım içine. Şimdi de bir su bardağı mısır var. Önden lahanayı kavurdunuz. Mısırı da ekledik. Aynen. Birazcık yağıyla, zeytinyağı mıydı, sıvı yağ mı? Zeytinyağıyla kızım. Zeytinyağıyla, sosun... salata olduğu için zeytinyağıyla yapıyoruz. Tamam. Bir havalansın onu buluşturacağız. Evet. Son olarak da bunu ekleyeyim mi? Onu da koyalım Melike. Ben de burada. Karabiber. Aynen. Bunu da verelim. Pastamın zeminini düzledim. Şöyle. Gayet lezzetli bir pasta yaptık. Üzerine bolca cevizini döküyoruz ve masamıza geçiyoruz. Masamız çok güzel. Kapanışı masada yapalım. Masanın dekoruna bayıldım bu arada. Beğendin mi? Evet. Senin için hazırladık bugün. Ya canım. Dedik ki Melike, özel. Melike geliyor dedik. Melike'ye özel olsun istedik. Evet şöyle güzelce üstünü. Melike gel istersen buraya tatlım bunu da ekleyelim ona. Seni oradan görebiliyor musun orada? Ne kadar ekletmek? Çok Hindistan cevizi o kadar iyi. Buraya getirelim. Yok, orada şey görüyormuş tamam. Gel. Evet ben bir yavaş yavaş masaya doğru geçiyorum artık. Bu arada biz de bunun içine dereotu da koyduk az önce. Ya da geçmeyelim masada burada kapatalım. Aşkım bir karıştırsana sana zahmet bir iki. Şöyle. Salatayı da bir şey alalım mı? Ben alalım. Karıştırayım. Al anne sen. Bir anne gücü girmesi lazımdı buraya. Şöyle. Gel. Renk 10 numara. Mor mor bir salatamız oldu. Melike'nin elinden tam diyete uygun. Evet, zeytinyağıyla kavurduk. Melike! Zeytinyağıyla kavurduk. Şöyle güzelce harmanlıyoruz. Fırından hemen camdan çıkartacağız. Serpil abla bana Melike diye. Evet, şöyle güzelce karıştırdık. Getir Melike'cim onu. Şöyle birazcık. Bir de bunu soğutunca daha da güzel olur. Tabii bu buz gibi olacak. Tabii, tüketirken. Fırından tavuk yemeğimizi gösterelim mi? Onu da gösterelim. Şunu alalım Nermin. Ben diyorum ki ne yaptık? Vallahi her şeyi yapmışız ya. Her şeyi yaptık, bitirdik Allah'ın izniyle. Son şif dürüstlük. Hemen bakayım ben sana. Dürüstlükçe. Dürüstlükse. Tamam. Dürüstlükse. Son şifremizi de verdik. Dürüstlükse. Tuzlu kurabiyeler de fırında. Hemen onlara da bir kaç bakalım. Kaç dakikamız var şeyi? Nermin tavuğu. Bak şunu alayım aşkım. Hemen veda ediyoruz artık. Şöyle bir göstereyim. Önce tavuğu görelim fırında. Tavuğun üzerine sadece açalım artık Serpil kıyadını. Açalım bunu değil mi? Tavuğun üstüne sadece kaşar peynir rendesi gelecek. Tavuğumuz fırında ve burada da hemen tekrardan gösterelim hocam. Kurabiyelerimiz bakın hiçbir şekilde dağılmadı. Kıyır kıyır bir şekilde pişiyor. Gayet iyi gözüküyorlar. Evet ve tabii ki günün sonuna geldik. Öncelikle Melike teşekkür ederim. Ben beni teşekkür yalnız ederim. Bırakmadığın için. Böyle güzel bir program ağırladığın için. Seni seviyorum aşkım. İyi ki varsın. Efendim her zaman olmuş, her zaman dediğimiz gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Sizi en güzeli Rabbime emanet ediyorum. Yarın saatler 10.50 dediğinde Nermin Nefes Mutfağı'nda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.